Allah'ım bu nasıl imtihan? Bu nasıl bir imtihan? Çocuğumu mu aldın benden? Sevdiğimi mi aldın benden? Beni alaydın da çocuğumu almayaydın değil mi? Bu nasıl imtihan diye bu cümleler ağzımızdan dökülüveriyor. Şimdi evlat dediğin ne biliyor musun? Peygamberlerin bile imtihanı olmuş evlat dediğin. Allah Allah. Zaten hadiste de öyle söylüyor değil mi? Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya felemsal felemsal. Musibetlerin en büyüğü önce peygambere, sonra evliyalara, sonra mertebesine göre diğer insanlara. Demek ki evlat acısının en şiddetlisini yine kim yaşayacak? Peygamberler yaşayacak. Bizim Efendimiz yaşamış. 6 yavrusunu toprağa vermiş. 6 yavrusunu ama sadece bedenlerini toprağa vermiş. Hakikatlerini toprağa vermemiş. Efendimiz Aleyhisselam 2 yaşında gözünün nuru Kasım'a veriyor. Çok üzülüyor, çok üzülüyor. Ve Hatice annemiz ne diyor biliyor musunuz? O bir anne. Diyor ki ya Resulallah Kasım daha sütünü tamamlamamıştı diyor. Efendimiz de diyor ki Kasım sütünü cennette tamamlayacak diyor.